telefon dünyası her yıl yeniliklerle dolu yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle hızla gelişiyor. Apple'ın efsanevi iPhone serisi teknoloji meraklarının her zaman ilgi odağı olmuştur. Ancak aradan geçen yıllar içinde iPhone serisi inanılmaz teknolojik gelişmeler ve tasarım değişikleri ile büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu videomuzda 2015 yılında piyasaya sürülen iPhone 6S ile 2024'ün en yeni modeli olan iPhone 16'yı karşılaştıracak. Aradan geçen yılların bu iki model arasında nasıl büyük farklar yarattığını inceleyeceğiz. İlk olarak tasarımla başlamak istiyorum. iPhone 6S'in 4.7 inçlik kompakt boyutlarda alüminyum gövdesi ve ikonik Home tuşuyla ile birlikte tanınıyor. Bu tasarım 2015 yılı için modern ve şık olarak kabul edilse de bugün standartlarına göre biraz eski kalıyor. Öte yandan iPhone 16 ise tamamen yenilenmiş bir tasarım dili sunarak çerçevesiz OLED ekranı, daha ince, hafif yapısı ve dayanıklılığı arttırılmış seramik kalkan teknolojisi ile dikkat çekiyor. İkinci olarak bakacak olursak arkadaşlar, Retina HD'den OLED'e geçilmesi iPhone 6s'de 4.7 inçlik Retina HD ekranı o dönemin en iyi ekranlarından biri olarak kabul edilse de iPhone 16'nın OLED ekranı ile karşılaştırıldığında farklar belirginleşiyor. iPhone 16 daha yüksek çözünürlük, daha canlı renkler ve derin siyahlar sunarak kullanıcılarına daha da üstün bir görsel deneyim sağlıyor. Ayrıca iPhone 16'nın yüzdürme health ProMotion teknolojisi ile ekranın akıcılığı ve yanıt verme hızı daha da belirgin şekilde arttırılmış durumda. Performansa bakacak olursak arkadaşlar A9'dan a 18i çıkartıldı. Teknolojideki ilerlemenin belki de en çarpıcı olduğu alan işlemci gücüdür gençler. iPhone 6s o dönemin en güçlü işlemcilerinden biri olan A9 ile donatılmıştı. Ancak iPhone 16'nın A18 Bionic işlemcisi Yalnızca hız ve verimlilik açısından değil, aynı zamanda yapay zeka işlemleri ve grafik performansı açısından da inanılmaz bir sıçrama gösteriyor. Aradaki farkı özellikle grafik yoğun oyunlar, video düzenleme ve artırılmış gerçeklik yani eğer kullanımında kendini belli ediyor arkadaşlar. Kamera konusuna geldiğimiz zaman ise iPhone 6s'in arka tarafında bulunan 12 megapiksellik kamera yıllar önce bile muazzam fotoğraflar çekebilen bir teknoloji sahipti. Ancak iPhone 16 gelişmiş çoklu lens sistemi, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi ve düşük ışıkta bile etkileyici sonuçlar veren gece modu ile bir üst seviyeye taşınıyor iPhone 16'nın kamera sistemi artık yalnızca fotoğraf çekmekle kalmıyor. Aynı zamanda sinematik videolar çekmenizi de olanak tanıyor arkadaşlar. Evet en önemli detaylardan bir tanesi de yazılım ve destek bölümü arkadaşlar. iPhone 6s iOS 9 ile piyasaya sürünmüş ve yıllar boyunca birçok iOS güncellemesini alarak uzun ömürlü bir cihaz olduğunu kanıtlamıştır. Ancak her yeni iPhone modeliyle birlikte yeni gelen yenilikli özellikler ve daha optimize yazılımlar iPhone 16'da iOS 18 ile en üst düzeye çıkarılmış durumda. iOS 18 kullanıcı deneyimini iyileştiren, güvenliği artıran ve cihazlar arası entegrasyonu mükemmelleştiren özelliklerle dolu olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi geldik pil ve şarj teknoloji bölümlerine iPhone 6s'in pil ömrü o dönem için ortalama bir kullanım sunarken iPhone 16 daha büyük bir batarya kapasitesi ve optimize edilmiş enerji yönetimi sayesinde çok daha uzun bir kullanım süresi sunuyor. Ayrıca iPhone 16'nın hızlı şarj ve kablosuz şarj destekleri günlük kullanımda büyük kolaylıklar bizleri sağlıyor arkadaşlar. Sonuç olarak bakacak olursak Geçen yıllar büyük farklar yaratıyor arkadaşlar. Aradan geçen yıllar teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini gözler önüne seriyor. iPhone 6S kendi döneminde mükemmel bir cihaz olarak öne çıkarken iPhone 16 günümüzün en iyi teknolojilerini barındıran bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Eğer nostaljik bir deneyim yaşamak istiyorsanız iPhone 6s halen hoş bir seçenek olarak karşınıza çıkacaktır. Ancak en son teknolojiyi deneyimlemek istiyorsanız iPhone 16 kesinlikle tercih edilmesi gereken modellerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet geldik bir iPhone 6s ile iPhone 16 testinin karşılaştırmasına diyelim ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenip abone olup Videoyu daha fazla kitleye ulaştırabilmek için paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.